YouTube kanalımıza abone olan insanların rüyasını yorumluyorum. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Mesela M.O.I. Herso 6 gün önce yorumlamış. Ölmüş babasını rüyasında görüyormuş. Her gece nasihat veriyor rüyamda. Küs oluyor. Bazen de yanlış bir şey yaptıysam rüyamda bana tevekkül böyle bir diye hazine itham yapacağım diyor vesaire şeyler. Babanızı çok özlediğiniz ama sizin hayatınızda gerçekten çok değişmesi gereken kendini hatalarınızı iyileştirmeniz gerekiyor. Ve inançlarınızı düzeltmeniz lazım. Mutlaka uyumadan önce duanızı ve besmelenizi çekmeniz lazım. Ufak tefek hatalara müsaitsiniz ve parasal evrenizi toparlamanız lazım. Evet, Persocuğum, kendi yapman gereken düzenini, disiplinini kurup ondan sonra yenilikler yapıp biraz inançlarını düzeltip Rabbime dua edersen sevinirim. Yok yok diye, yok yok 6 gün önce beraber olmamız imkansız gibi görünüyor. Eski sevgilisi, evet imkansız ama yeni bir aşkta yelken açacaksın. Rüyanızda evlenmek aslında ayrılığı temsil eder. İmkansız bir insan istiyorsunuz. O yüzden sizden ricam o insanı kafanızdan silip atmanız gerekiyor. Rüyada sarımsak ekmek ve sarımsakları filiz çıkar. Sarımsak sağlıkla ilgili kimin ne problemi varsa büyük bir aydınlığa kavuşmak ve hayatınızla ilgili de oluşmasını istediğiniz, filizlenmesini istediğiniz yeni bir ev anahtarı var. Bu hayırlı ve aydınlık olacak. Alexandra Bey diye biri yollamış. Oğlak Burcu'yum 19 yaşındayım. Hoşlandığım beyefendi yere çöp atıyor. Sağ elini tutup bana aşık olduğunu söylüyor. Sana muhteşem bir aşk var ama tanıdığım bir insan değil. Yepyeni bir insan olacak. Yani o balık burcu olan kısa bir ilişki yaşanacak. Doğru bir insanı bulman için daha vakit var diyor. Fırat Yeşilkaya, teyzemin kızı yanımda sigara içiyor. Sigara paradır. Parayla ilgili kiminle problemi varsa büyük aydınlık ve büyük bir başarıya erişmektir. Bir de ailenizde çözülmesi gereken bir miras işiniz var. Bu miras işiniz gerçekten verimli ve aydınlık olacak. Osman Buldağlı, rüyanızda deve ve yanıma geliyor. Korkuyorum, deve büyüyor. Deve büyük bir malın büyük bir aydınlanması ve devletle ilgili yapılması, büyük bir anlaşılması gereken işler var. Bir inşaatta eviniz var, bu büyük bir süreç yapacak. Ölmüş babanın elinizi ve amcanızı, babanızı görmenizde. Onlar için bir dua okursanız sevinirim. Uzak akraba ya da baba soyunuzla ilgili bazı miraslar çözülmemiş ve bunlar aydınlığa kavuşacak. Gizem Kaplan, 90 doğumlu kova burcuyum. Rüyamda perde geçiyorum. Dışarı karanlık, yağmur yağmış. Ellerimi açıp dua ediyorum. Çocuk sevinciniz olacak. Çok güzel bir hamilelik yaşayacaksınız. Bununla ilgili erkek ikiz çocuk çocuk tedavisi göreceksiniz ileriki evlerinizde. İkiz çocuk sahibi olabilirsiniz. Emine Sevimcan, rüyamda kocamla yürüyoruz. Başımızın önünde yanmış bir kızla arkadaşım arkamda fıs fıs ediyor. İlişkinizle ilgili bir sağlık problemi ya da ilişkinizdeki gereksiz sıkıntılar var. Bunları toparlamanız gerekiyor. Düzeltmeniz gereken süreçler var. Milena, rüyamda bir kuyu gördüm. O kuyu dileklerimi yazıp attım. Kız sende bir kısmetsizlik var. Ne yazsan elin kuruyor. Bunları düzeltmen gerekiyor. Şöyle bir şey var. Ailenizde de uzun süredir kırgınlıklar var. Bunları toparlamanız lazım. Rüyamda düzenli olarak aralıklarla aslan görüyorum. İşinizle ilgili bir yükselme var Gözde Topçu. Güzel bir sevinç yaşayacaksınız ve bu sevinç aydınlığa kavuşacak. Nermin Seferli, selam. Her gece ara ara aynı insanı rüya. Geçmişe ait bir insanı rüyada görmek, yaşadığınız bazı karmaşıklıklar ve işinizle ilgili ya da kariyerinizle ilgili oturtması gereken bir süreç var. Kevser Pınar, 15 Ağustos doğumlu, rüyamda geçen sene erkek arkadaşla evlilik yaptığını, çocuk hasta olduğunu, bu ilişkiyle ilgili yorumlar, bu ilişkiyle ilgili kararsızlıklar ve düzensizlikler var. Ayrılık yaşayabilir, dikkat diyorum. Ali Öncel, Emine Hanım nasılsınız? Rüyamda 1977 yapı, saçlarının dibine bir ter görüyorum. Otobüs bileti almışım, çanta hazırlıyorum. Saat 8'de binecekmişim. Ali Öncel'cim, işinizle ilgili büyük bir değişim var. Erkek çocuğunuz var mı bilmiyorum ama onunla ilgili gelecek hayatı çok parlak ve inanılmaz güzel süreçler yaşayacaksınız. Bir evladınız daha olacak gözüküyor. Emine abla, dediğin gibi sıkıntılarım var demiş biri.
Filiz Saka sürekli çocukluk yıllarımı ve rahmetli aile mensuplarımı, eski evde gittiğim evi hep geçmişle. Ya yani geçmişle ilgili yaşadığınız problemleriniz ve geçmişe ait bir dualarınız, vahlarınız var. Bunları düzenlemek, geçmişi bırakıp yeni bir hayat kurmanız gerektiğini düşünüyorum. Fatma Uslu, kendi kızımı kandilde istirahat rüyamda elimi açtım. İçinde büyük bir kahve çekirdeği var. Kızınız hayırlı bir insanla evlilik yapacak ama ona 21 Meryem suresi, 1 Kenzül Arş suresi, Nas ve Felak okursanız 1 yıl içerisinde çok iyi bir evlilik yapıp mutlu olacağı insanla karşılaşması var. Ve gelecek hayatı parlak diyorum. Hacer Ekiz, rüyamda eşim ölmüş yerde yatıyor, Rus elimi tutuyor. İlişkinizle ilgili sıkıntılar ve kız çocuğunuz gözüküyor ya da çocuğunuz yoksa bile kız çocuğunuz olacak. Çok büyük bir ev değişimi ya da ev alma niyetiniz var. Daha buna bir yıl gibi süreciniz var. Sabina Alivela, ülkeler ayrımı yaptığımı söylüyor. Sevgiler diyorum. Rüyamda ne görmüş? Bende yok dediğim bağırarak ve... Hayatımız 20 gündür hastalıklar ve uzun süredir sağlık problemleriniz var. Bu sağlık problemlerinizden 3 ay içerisinde kurtulacağınız, kendi kardeşler arasında yaşadığınız sıkıntılarınız var. Bunları düzeltmeniz lazım. Ve evliyseniz evliliğinizle ilgili problemler var. Bu problemlerden dolayı acayip huzursuz ve mutsuzluklar yaşadığınızı düşünüyorum. Kendi hayatınızı oturtup sağlığınıza dikkat. Bir de bir ev konusunda haksızlığa uğrayacaksınız. Ve ufak ufak seyahatler gitmek istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Parasal evrenizde sıkıntılar var. Sizde de kötü enerji var. 2-3 yıldır çok ciddi kötü enerjiyle uğraştığınız gözüküyor. Eğer bize ulaşmak istiyorsanız birazdan şu yukarıda telefonumuz ya da 0532 236 2605'ten randevu alarak ulaşabiliyorsunuz. Randevusuz kimseye bakmıyorum. WhatsApp'ıma yazılar yazıyorsunuz. Evet, ofisim var Beyoğlu Taksim'de gelmek istedim ama şehir dışındaki insanlarda telefonla seans verebiliyorum. Arıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. 23 Nisan'da Büyükada'da kilise var. Gitmek isteyen insanlar orada bütün din ırk ayrımı yapmıyoruz. Hepimiz inançlarımıza göre dua ediyoruz. Genelde bizim insanlarımız da çok gidiyor. Aslında Hristiyanların haç yeridir. Gitmek isteyen insanlar için de orası sağlık ve şifa için doğrudur. Gitmek istiyorsanız Büyükada'ya da gidebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.